Herkese merhaba, bu videomda Samsung'un yeni çıkarmış ve henüz duyurmuş olduğu Galaxy serisinden olan Samsung Galaxy M51 hakkındaki her şeyi anlatacağım. Bu telefonun ülkemizdeki fiyatı henüz belli değil. Telefonun ülkemizdeki fiyatını asıl fiyatının üzerine gelecek olan vergiler belirleyecek. Hemen videoya geçelim istiyorum ama ondan önce abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz videolar ve her şeyden anında haberdar olmak istiyorsanız hemen abone olarak bana destek olun. Teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum. Samsung'un bu yeni telefonu özellikle de batarya kapasitesiyle bir fark yarattı. Yalnızca bataryası değil, diğer özellikleriyle de ilgiyi kesinlikle toplayacaktır. Samsung Galaxy M51 6,7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekranı sahip. Ancak bu telefonda parmak izi okuyucu sensör bulunmuyor. Samsung bu özelliği telefonun yan tarafına monte edilmiş bir sensörle sağlamış. Ayrıca Samsung yeni akıllı telefonunda Corning Gorilla Glass 3 koruma kullanıyor. Gorilla Glass nedir derseniz ise Corning şirketi tarafından geliştirilen darbelere ve çiziklere karşı oldukça dayanıklı olan bir tür cam tabakadır ve doğada kendiliğinden oluşmaz. Galaxy M51 Qualcomm Snapdragon 730G işlemcisinden güç alıyor. 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefon Micro SD desteğiyle 512 GB'a kadar ekstra depolama alanı sunuyor. Android 10 tabanlı One UI 2.1 arayüzü ile çalışan telefonun en dikkat çeken özelliği ise kesinlikle hiç şüphesiz bataryası. Çünkü Samsung Galaxy M51 tam 7000 mAh kapasiteli bir batarya sunuyor. Ayrıca bu batarya 25 volt hızlı şarj desteği de sunuyor. Telefonun arkasında ise Galaxy M serisi için oldukça gelişmiş bir kamera kurulumu var. Telefonun bu dörtlü kamera kurulumunda 64 megapiksel Sony IMX 682 ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 megapiksel derinlik kamerası ve son olarak da 5 megapiksel makro kamera bulunuyor. Telefonun ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlük sunan Sony IMX 616. Ekranda gördüğünüz ise Samsung Galaxy M51'in teknik özellikleri. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni telefonu İki farklı renk seçeneğinde satın alınabilecek. Yapılan açıklamalara göre telefonun fiyatlandırması ise ekranda gördüğünüz gibi olacak. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyon $340, yani yaklaşık 2550 TL. Ülkemizdeki fiyatını ise asıl fiyatının üzerine gelecek olan vergiler belirleyecek. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan versiyon $370, yani yaklaşık 2800 TL. Ülkemizdeki fiyatını ise asıl fiyatının üzerine gelecek olan vergiler belirleyecek. Videomu beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazlası için abone olarak bana destek olun. Görüşmek üzere.